Hakan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizi tanımak isteriz. Sağ olun. Ben Samsun Bafralıyım. 50 yaşındayım. 74-100 aynı sayılırız. Yani çok heyecanlıyım şu anda. Heyecanı kırmam için 1-2 dakika lazım Kenan Bey. Konuşabiliriz değil mi? Konuşalım. Benim sizinle bir anım olmuştu. Bundan 24 sene önce. Öyle mi? Mükemmel bir anıydı. Taksim'de siz bir televizyon programına çıkıyordunuz. Tamam mı? Sizi orada gördüm böyle. O zaman tabii ki hani Deli Yürekler falan vardı, Bu Merak Cehennem falan. Sizi gördüm, hemen taksiden indim, atladım önünüze. Kenan Bey dedim, böyle yaptım size. Merhaba dedim, merhaba dediniz. En büyük hayalim ne biliyor musunuz Kenan Bey dedim size? Böyle bak ne dediniz? Sizinle bir dizide oynamak, bana böyle yaptınız. Ajansa yazıl. Bu bir. İki. Aradan 24 sene geçti ya. Aradan aşağı yukarı tahminimce bir 10 sene önce mi ne? Pardon, 2000 yılıydı. Ya 2014 ya 15 tam bilmiyorum. 15 sene oldu yani. Aradan bir 15 sene geçti. Ondan sonra ben sizi Cihangir var ya. Hani ünlüler böyle gelir oturur orada şeyler çay mı içerler. Cihangir miydi orası? Evet. Orada gördüm. Gecenin 11'i. Kafamı bir kaldırdım. Kenan İmirzalıoğlu arabada jipte. Bir dakika dedim böyle yaptım durdum. Arabayı durdurdun sen. Camı açtınız. Kenan Bey merhaba dedim. Bak bunu yeminle söyleyebilirim. Sizin en büyük hayalim dedim. Dizilerde oynamak. Böyle yaptınız. Ajanslar var dediniz. 14 sene sonra. Şimdi soruyorum size Kenan Bey. Sizin en büyük hayalim dizide oynamak. Ne diyorsunuz? Ajansa yazın. Hakan yani Bey. Ben şunu bekliyordum. Hani şunu bekliyordum. Yani bir dizi olursa inşallah olur falan. Yok. Figüranınız olurum, çantanızı taşırım. Ne demek? Estağfurullah efendim. Rica ederim. Bafralıyım dediniz. Bafralıyım evet. Ama aslen sonra Taksim'e geldik karşılaşmamıza. Evet. Sizi tanıyorduk ya Hakan. Aslen Trabzonluyum da o annem gibi Bafralı. Öyle. Ben işte Samsun Adliyesi'nde memur olarak çalışıyorum. Babanız Trabzonlu mu? Aslen Trabzonlu. Oradan gelmişler çok seneler önce. Ha, oradan Bafra'ya gelmişler. Evet, Trabzon Tonyalı. Oraya gelmişler. Annemle Bafra'nın yerlisi, Samsun Bafra'nın yerlisi. Hı-hı. Orada annemle evlenmişler. Ondan sonra işte o şehir devam. İşte siz ne yaptınız? Eğitim hayatı nasıl geçti? Ne işle meşgulsünüz? Normalde lise mezunuyum ama açık öğretim işletme fakültesi okuyordum. O şu anda biraz dondu. İşte ben çok böyle samimi, doğal bir insanım. İnsanları çok seviyorum öyle falan. Renkli bir insanım, tamam mı? Bazen böyle konudan konuya geçerim. Bir konuşurken başka bir şeye geçerim. Onun sonra montaj yapıyorum. Kafada zaten montaj yapıyorum hepsini. Yok şimdi bizim seyircilerimize montaj yaptırmayın. Evet. Ne işle meşgulsünüz şu ben an? Ben Samsun Adliyesi'nde çalışıyorum. Samsun memur olarak. Evli misiniz? 5 sene önce ayrıldım. Çocuk var mı? Yok. Anladım. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Yani burada süper bir yarışma çıkarmaya çalışıyorum. Yani sizin yanınızda da böyle heyecanlıyım. Siz zaten üçüncü görüşüm böyle. Yani o zamanlar doğal olarak yine heyecanlandım. Nasıl yeneceğim bu işi bilmiyorum. Hani Türkiye'nin en yakışıklı adamı var karşımda. Estağfurullah. Yani doğru yani. Heyecanlanıyor insan. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek? Kimle geldiniz? Ben yakınımla geldim. En samimi arkadaşıma Birol'la geldim. Birol Taş'la geldim. Sözü kendisine verelim. Birol Bey hoş geldiniz. Hoş buldum Kenan Bey. Nasılsınız? Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Sizi de tanımak isteriz. Samsun Bafra'dan geldim. 46 yaşındayım. Esnafım orada. Cep telefonu bayim var. Hı. Bu kadar. Hakan Bey'le nasıldır muhabbetiniz? Hakan Bey'le iyidir. 20 yıllık arkadaşım. Rahat anlaşabiliyor musunuz? Anlaşıyoruz. Konudan konuya atlıyor ya Hakan Bey. Evet. Yani yakalayabiliyor musunuz? Yakalıyorum. 20 yılın etkisiyle değil mi? O 20 yıllık bir mesaiyle yakalayabiliyorsunuz. Peki şans edecek misiniz? Yani. O da hayır anlasın. O da dondu kaldı şimdi. Hani böyle tavşana, fener tutarsın ya tavşana. O da öyle kaldı. O da hayır anlasın. Yani bilemedim. Birol Bey, şans diler misiniz? Şans diliyorum Hakan Bey. Ama böyle çok işten dilemediniz gibi. Bayağı dilinizin ucuyla oldu. İyi şanslar. Hak etmedi mi? Hak etti canım. Ama çok niye uğraştı. Böyle gönülden bir şans dilemediniz? Yarışması kolay geçmesin mi Hakan Bey'in? Geçsin. Şimdi biz Kenan Bey, biz arabayla. Teşekkür ederim Birol Bey. Yorgunum Kenan Bey. Arabayla yani geldik. Kusura bakmayın. Zahmet verdik. Uykusuzluğum. Uykusuzluk da mı? 11 saat araba kullandı. Arabayla mı geldiniz? Evet, arabayla geldik. Evet. Uyku yok adamda, hiç uyku yok. Beyefendiye kullandırdınız, siz oturdunuz. Anladım Birol Bey, kusura bakmayın. Bir şeye ihtiyacınız var mı? Yok, teşekkür ederim. Peki teşekkür ederiz efendim, ayaklarınıza sağlık. Yormuşsunuz Birol Bey. Ben uyudum, koltukta arkada, o arabayı sürdü. Çok yorgun. Daha yarım saat uykusu yok yani. O yüzden öyle konuşamıyor. Anladım.
Samsun çünkü buradan 10 saat sürüyor arabayla da. O yüzden. Evet, evet. Sağ salim geldiniz. Geçmiş i̇nşallah, olsun. İnşallah. Hakan Bey, kuralları biliyorsunuz. Kuralları biliyorum inşallah. Heyecanlıyım inşallah. Heyecanım arttım. Allah'ım hadi bakalım elhamdülillah. Evet. Mahvolduk. İlk soruda gitmeyelim de. Vallahi. Az önce kurduğunuz cümleyi tekrarlayabilir misiniz? Bilmiyorum ki. Ne dedim? Kamerada izleyelim abi. Tekrar. Vallahi bir söyleyeyim bana ne dedim ben. Hani Kemal Sunal yapıyor. Hadi yapıyor ya Kemal Sunal böyle. Vallahi evet Allah'ım yani bir karışıktı. Allah'ım elhamdülillah hadi inşallah falan böyle bir karışık oldu. Ay, kendime gelmem lazım. Allah'ım tamam. Evet. Olacak inşallah olacak. Evet. Kuralları biliyorsunuz biraz Hakan yardım Bey. Ederseniz olacak inşallah. Tabii tabii ne demek evet, Hakan Bey. Kuralları biliyorum buyurun. Hazır mısınız? Hazırım. Değerli izleyenler milyonlar evet. Başlıyor. Hangisi ikinci el otomobil satış ilanlarında kullanılan klişe ifadelerden biri olmaz? A. Hatasız. B. Boyasız. C. Değişensiz. D. Botoksuz. D. Botoksuz. Son kararım. Tamam. D. Botoksuz son kararım. Hakan Bey'i tebrik ediyorum. Vallahi patlamayalım da evet. Bir yandan kolay bir saniyede. İsterseniz bir daha bir bu 15 saniyelik sorularda bir daha tamam. Bir gözden geçirelim. Tamam. Okey tamam. Çok heyecanlı. Sırada çok ilk paralel sorumuz var evet, Hakan Bey. 5000 lira değerinde. Evet. Bir de bir şey söyleyeyim mutluyum ben. Tabii buyurun. Sanatçılar içinde en çok güzel gülen insansınız. Bak bir siz var bir de Gülben Ergen var. Estağfurullah. Vallahi bir sen varsın abi bir de Gülben Ergen. Yemin ederim bak. Yemin ediyorum ya. Anket yapın bak anket yapın. Anket yapın. Yemin ediyorum sanatçılar içinden hani jönlerden siz jönsünüz ya. Yani ben şimdi şöyle durum var. Ayhan Işık var ya Ayhan Işık. Ayhan Işık'a benzetiyorum o yılların önceki jönü tabii çok eski. Şimdi gülüşü en güzel olan vardı. Gülüş sanatçıları mesela. Gülüşü güzel en erkek bay yani. Sizsiniz. Bayanlardan da Gülben Ergen. Erkek bay yani. Ha, bay, yani karıştırmayın evet, diye söylüyorsunuz evet. Değil mi? Anladım. Bayan da şey oluyor. Gülben Ergen. Yok Gülben Ergen bayan oluyor pardon. Tamam okey okey. Tamam pardon. Heyecan vallahi heyecan. Heyecan. Hakan Bey ne yaptınız? Vallahi ben bilmiyorum ne yaptım. Geldim. Bu ben değilim acaba. Tebrik ediyorum. Rica ederim. Ne demek? Bir şey mi oldu? Aman Hakan Bey. Allah'ım yarabbim ya. Hakikaten enerjiniz koltuğa sığmıyor. Hayatta çok yükseldi. Efendim. Çok yükseldi. Nabız çok yükseldi. Peki. Evet. Devam ediyoruz Hakan tamam, Bey. Allah. Odaklanmam lazım. Seyircilerimizi de dağıttınız. Vallahi odaklanmam lazım. Odaklanmam lazım abi. Evet. Evet. Hep beraber odaklanalım sevgili evet. Seyircilerimiz. Ne dersiniz? Sürekli şey abi diyorum kusura bakmayın. O şeyden aklıma geliyor. Özür dilerim. Çok özür dilerim. Sizi seviyorum. Hani diyor ya Cem Yılmaz şapak sizlere. Gemi biraz sola mı çekiyor Kona diyor. Ne gemisi abi? Abi mi diyor ya. Hep aklıma o geliyor. Onunla takılıyorum. Abi Kenan Bey diyorum ondan sonra. Tamam. Gora filminden bir replik. Gora filminden replik. Hani diyor ya gemi biraz sola mı çekiyor Kona diyor. Ne gemisi abi? O da abi mi diyor ya. Onu söyledim hani ben abi diyorum ya sen. Evet. Konuyu bağlamak için. Ya herkes çok iyi bağladı zaten. Tamam. Hani ben size abi diyorum ya. Evet. Hani ben aslında normalde Kenan Bey demem lazım ya. Evet. O Gora filminde Cem Yılmaz'la Şafak Sezer'in bir repliği var. Ona tam yarım saat güldü. Film neydi o replik? İşte şu. Böyle oturuyor. Gemi biraz sola mı çekiyor Kona? Ne gemisi abi? Abi mi diyor ya. Yarım saat güldüm ona. Genelkurmay Başkanı'na bir asker abi derse askerliğe bitmez. Doğru. Orada o gene. Genelkurmay Başkanı. Devam ederiz Hakan evet, Bey. Evet, evet. Sırada ilk baraj sorumuz var. 5000 lira değerinde 15 evet. Saniye yine lütfen dikkat edin. Çok dikkatli olmam lazım. Evet. Hadi bakalım. Hazır mısınız? Hazırım. Sorumuz geliyor. Hadi bakalım. Korkuyorum ama. Fıs fıs genellikle hangisi için kullanılır? A. Somunları sıkıştırmak. B. Sıvıları püskürtmek, C. Telli enstrümanları çalmak, D. Kağıtları birbirine tutturmak. Sıvıları püskürtmek, B. Sıvıları püskürtmek son kararım. Ben normalde bunu hemen söyleyecektim de, ben bunu tam söylerken... Dedi ki bana sol taraftaki yani şey
iyi akıl. Bekle dedi. Oradaki kaptan mı? Yok yok dedi ki Kenan. Kenan dedi 15 saniyede sorular da dikkatli ol dedi. Tam oradaki frenledim böyle. Bir daha hızlı söylesem mi dedim. Hemen şak diye kaptım, siz cevabı verdim. Sizi dinlemeseydim belki patlayacak mı şimdi? Tebrik ediyorum Hakan Bey. Teşekkür ederim. İlk barajı geçtiniz. 5000 lirayı garantilediniz. Çok sağ olun. Teşekkür ederim inşallah. Bir hedef var mı aklınızda? Efendim? Bir hedef var mı aklınızda? 5 milyon. 5 milyon. 5 milyon. Mütevazi. Şansınız... Ah keşke 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 keşke. Çok zor tabii ki de. Kalbinizden geçen hangisi? Tabii tabii. Efendim? Kalbinizden geçen hangisi? Kalbimden geçen gerçekten. O bana bakıyor, ben buna bakıyorum. Çok güzel duruyor. Şu 10. soru var ya. Baharı bekleyen kumrular gibi. Sen de beni bekle. Şey gibi. Çok güzel yani. Vallahi 300 bin lira olsa. Peki Hakan Bey. Hatta ona bak. Eğer kazanırsan böyle yapacağım. Baharı bekleyen kumrular gibi. Sen de beni bekle. Sakın aldırma. Onun gibi. Ben alayım seni yani. Evet. Tebrik ediyorum. Devam ediyoruz. Sırada 3. sorumuz var. 7500 lira değerinde sorumuz geliyor. Evet, heyecanlıyız. Eyvah. Pası asiste çevirdi. Hangisini yapan futbolcular için kullanılan bir ifadedir? A. Kırmızı kart gören. B. Çalım yiyen. C. Ofsayta düşen. D. Gol atan. Bir fikrim var. Bir fikrim var. Ben burada seyirci joker hakkını kullanmak istiyorum. Tabii ki. Evet. Sevgili seyirciler, pası asiste çevirdi. Hangisini yapan futbolcular için kullanılan bir ifadedir? A. Kırmızı kart gören. B. Çalım yiyen. C. Ofsayta düşen. D. Gol atan. Süreniz 10 saniye. Allah. Futbolla aranız nasıldır? Futbolla aranız. Ya ben soru D, o, hani D gibi ama bilmiyorum şey. Sevgili seyircilerimiz %88 oranında D şıkkı demişler. Ona da en yakın %9'da C şıkkı. Siz ne dersiniz Hakan Bey? Ben de D olduğunu düşünüyordum da emin değildim. D olduğunu düşünüyordum. Emin değildim ama acaba ne diyeyim? D mi diyeyim acaba? Bilemiyorum ki. Korkuyorum bir de. Yani burada çalım yiyen herhalde olmaz. Yani. Süreniz azalıyor Hakan azalıyor, Bey. Azalıyor, azalıyor. D, gol atan son kararım diyeyim. Seyirci bizi eğer şey yaptıysa böyle bakamayacağım ben. Eğer şey yapayım. Yeşil yan, kırmızı yanma ne olur. Allah! Çok güzel, çok güzel. Çok güzel. Allah azak diyorum. Ben de D diyecektim ama hani garanti alayım dedim yani. Evet. Direkt D'yi söyleyecektim. Futbolla aranız iyi değil midir? Ya aslında futbolla aram iyiydi benim de. Bir ara bağlantı koptu. Yani en son ne zaman koptu? 1998 yılında. Samsun Spor birincilikle şu an. Evet evet. Yani şöyle bir durum var. Brezilya-Türkiye maçı oldu ya yıllar önce. Şey Türkiye kaybedince ben de soğudum biraz yani. Anladım. Ama yine milli maçlar olsa izliyorum. Çünkü hani pası asiste çevirdi. Evet, gole çevirdi. Asistin yani. Ne evet, olduğunu gole, biliyorsunuz. Yani gole çevirdi gibi ama sanki böyle bir şey oldum. Hani çalım mı yedi falan gibiden. Öyle deyince biraz korktum yani. Anladım. Korktum yani. Seyircilere bu arada teşekkür ederim. Çok sağ olsun. Asistin ne olduğunu biliyor musunuz? Yani asist... Gol pası. Gol pası. Yani evet. Gol... Hani golden yani, önce gol, verilen, evet. Hemen golden önce verilen pasın evet, pası adı asist. Ve onu gole çeviriyorum. Evet. Evet. Ama bu normal bir pas aslında çok asistlik bir durum da değilmiş aslında. Normal bir pası öyle gole, bir şut evet. Çekiyor ki gole evet, çevirmiş, evet, evet. Asist yapmış. Evet. Ama Türkiye Brezilya'dan sonra... Gerçi yeğenim futbol antrenörü ama Ahmet... Belki de telefonda ona sorardım ama yani. Devam ediyoruz Hakan evet, Bey. Evet. Dördüncü sorumuza geldik. 10 bin lira değerinde evet. Sorumuz geliyor. Korkmaya başladım. Evet. Kabadayıca davranan anlamına gelen hangisidir? A. Horoz gibi. B. Ördek gibi. C. Kumru gibi. D. Bülbül gibi. Kabadayıca. Külhan Beyce. Kabadayıca, Külhan Beyce. Aa, horoz son kararım. Horoz gibi. Yani inşallah. Ördek olmaz, bülbül de olmaz, kumru da olmaz. Yıkılırım yoksa. Hani bu çöplük, horoz sen misin? Git başka çöplüğü öt. Kabadayı mısın, horoz musun sen? Yani olabilir. İnşallah. Ah.
Enerji. Kenan Bey. Enerji bir düşüyor, bir gidiyor. Aynı Meksika dalgası gibi. Enerji bir düşüyor, bir gidiyor. Meksika dalgası gibi. Maşallah Nurhan. Sizin enerjinin düşük hali bile zaten bayağı yüksek daha Hakan Bey. Daha anca başladım ben. Hakan Bey. Geçeceğiz daha. Tebrik ediyorum. Olursa tabii. Olursa. Beşinci sorumuza geldik. Evet, 20 bin lira değerinde sorumuz geliyor. Evet. Korkuyorum şu anda. Su fışkırtarak saldıran Pokemon hangisidir? A. Charizard. B. Squirtle. C. Jigglypuff. D. Pikachu. Pikachu'yu duydum ama ben burada hemen telefon joker hakkımı kullanayım. Tabii ki. Ben duymuştum Pikachu'yu ama. Yarışmacımız telefon joker hakkını kullanmak istedi. Jokerle. Hakan Bey. Buyurun. Ben de sunuma devam edeyim bir ara hani kendinizi. Yarışmacımız telefon joker hakkını kullanmak istedi. Evet. Jokerleri tanıyoruz. Sümeyye Köse, Mücahit Elmalı, Zeynep Melike Azcan. Kim arayalım? Mücahit abi arayalım. Mücahit Elmalı'yı. Yakınınız nedir? Aynı adliyede polis arkadaşım. Beraber çalışıyoruz. Anladım. Polis memuru Mücahit. Evet, İyi midir Pokemon'larla arası? Yani inşallah iyidir bilmiyorum. Adam kültürlü bir adam. Ayaklı kütüphane adam. Bakalım işte. Umarım doğru cevabı. Ama şimdi bu soru çıkmasaydı çok iyi olacaktı. Yani bu Pikachu ah. Yapma yaktın beni Pikachu. Bakalım ne olacak. Evet. İyi akşamlar Mücahit Bey, Kenan İmirzalıoğlu ben. Nasılsınız? Teşekkür ederim Kenan Bey, iyiyim. Sağ olun, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Yarışmacımız Hakan Demir, 5'in soruda takıldı, size danışmak istedi. Anladım. Efendim Hakan Bey bizim stüdyomuzu birazcık dağıttı. Enerjisiyle, sohbetiyle. Adliyede nasılsınız Hakan Bey'le? Öyledir, her zaman öyledir. Sempatiktir, hareketlidir, heyecanlıdır. Adliyede de böyle midir? Heyecanı hep yüksek. Aynen öyledir Kenan Bey, evet. Keyifli bir mesai arkadaşı olsa gerek sizin için. Evet doğru, renkli bir arkadaşımız kendisi evet. Çok. Teşekkür evet. Ederim. Mücahit Bey, Hakan Bey 5. Evet. Soruda takıldı. Şimdi soruyu okuyacak 30 saniye süreniz olacak efendim. Bir şey diyecektiniz, tamam. Sözünüzü mü kestim? Yok hayır, tamam. Teşekkür ederim, sağ olun. Ben teşekkür ederim. Hazır mısınız efendim? Hazırım, bekliyorum. Başlayalım. Lütfen. Mücahit abi. Mücahit abi, su fışkırtarak. Su fışkırtarak saldıran Pokemon hangisidir? Pokemon. Charizard, Squirtle, Jigglypuff, Pikachu. Tekrar söylüyorum. Su fışkırtarak saldıran Pokemon. Su fışkırtarak saldıran Pokemon hangisidir? Pokemon, Charizard, Squirtle, Jigglypuff, Pikachu. Bilemiyorum ama en meşhur içinde Pikachu bunların ama öyle yapıyor evet. Bilmiyorum. Emin değilim. Ben de onu duydum. Evet. Yarı yarıya joker hakkımı kullanmak istiyorum. Tabii ki yarışmacımız yarı yarıya joker hakkını kullanmak istedi. Yanlış olan iki seçenek eleniyor. B. Squirtle. C. Jigglypuff. Bunu bilmiyorum ama buna cevap vereceğim. Beş son kararım. Belki de bilemedim. İçeriği de söyler misiniz? Efendim? Ha. Beş şıkkı Squirtle son kararım. Belki de eğlendik. Yani. Eyvah. Şov başlıyor şimdi. Şimdi şov başlıyor. Haydi bakalım. Şov şimdi başlıyor. Hadi. Ay. Yandım dedim bir anda. Şimdi hadi. Show must go. Nasıl da show must go. Sakin ol. Sakin ol canım lütfen. Kendine gel. Neredesin sen? Biz neredeyiz abi? Abi. Evet. Hadi bakalım. Birol Bey'in bile uykusu açıldı. Şöyle dönsem baksam olur mu? Yok. Tamam şöyle tamam. Bak, bakmasanız tamam. Daha iyi Hakan Bey. Senden küstüm Birol ben. Ama arkadan Birol Bey'in bile gözleri açılmaya başladı. Ya 11 saat araba sürülür mü? Tebrik ediyorum Hakan Bey. 6. Evet. Sorumuza geldik. İnşallah 30 bin lira değerinde sesli bir soru olacak. Öyle mi? Evet. Önce dinleyeceğiz. Evet, tamam. Sorumuz sonra gelecek. Hadi bakalım. Murat Göğebakan'dan dinlediğiniz şarkının adı nedir? A. Yaralı. B. Ay Yüzlüm. C.
unutamam seni de gelmiş bahar. Cahit Berkay, B, Ay Yüzlüm, son kararım. Cahit Berkay nerede çıktı ya? Ha, şey bestekar, pardon karıştırdım. Cahit Berkay, ben onu sordum sandım. Beyin hızlı çalışıyor. Bestekar, Cahit Berkay herhalde ama B, Ay Yüzlüm şarkının ismi. İnşallah doğrudur. Çok işli ve çok güzel bir parçadır. Tabii çok güzel. Murat Göğebakan da ağlatır çok yani. Muhteşem yorumlardı. Ağlatır, evet. Evet. Ciğerimizi parçalardı. Allah rahmet eylesin. Evet. Allah rahmet eylesin. Nurlar içerisinde yatsın. Evet. Çok işli söylerdi gerçekten. Evet. Yani dinlerken gözlerimiz dolardı çok. Evet. Şu an bile bir etkisi altına aldım. Benim belki herkesten önce gözlerim dolmuştur. Ne zaman? Benim diyorum şu anda belki herkesten önce gözlerim dolmuştur. Şimdi benim şöyle bir huyum var Kenan Bey. Çok neşeliyim ya. Evet. Zirvedeyken bir anda ben dip yaparım. Bir anda ağlarım. Öyle mi? Öyle bir de huy var işte. Allah böyle bir yaratmış yani. Böyle ya aklınıza bir şey mi geliyor? Bir yani, üzüntünüz mü geliyor? Nasıl oluyor? Şöyle bir nasıl durum oluyor? Var. Şimdi bu şarkı çaldı ya. İki ay önce annemi kaybettim ben de. Ne kadar? İki ay önce annem yataklıktı benim. 4 sene baktım ben anneme. Allah rahmet eylesin. Evet, babam 89 yılında kalp krizinden ölmüştü de. Ben o zaman 13 yaşındaydım. Bu şarkı annem hatırlattı da. Hatta... Ben belki inanmayacaksınız, 25 yıldan beri, yani 99-2000 yıldan beri bu yarışmaya başvururum böyle. En eski başvurulandan, başvururum yani yarışmaya. Annem işte bu yarışmada hani beni nasip olmadı görmesi, isterdi böyle. Hmm. Hatta sen çıktığı zaman benim oğlum çıktı derdi annem. Öyle mi? Evet. Hay canım. Öyle. Hay canım. Şimdi şöyle, 4 senesini 89'a kadar annem normalde 4 senesini yatak olarak geçirdi. Baktım tek başına bir erkek olarak anneme tabii, o zaman eşimden de boşanmıştım. Siz sonra, de hayırlı evlat olmuşsunuz. Tabii tabii. Çok, 4 yıl baktınız. Tabii oğlum dedi yerden bitsin gökten ye dedi böyle biliyor musun? Yerden bitsin gökten ye dedi böyle. Yerden? Yani hani yerden gökten yağsın yerden ye dedi anlıyor böyle. Yani şöyle bir durum var. Babam rahmetli babam bana derdi ki 89'da bir anda kalp krizinden gitti benim babam bir anda böyle. Sapsağlam adamdı. 89'da mı? 89 o zaman da 13-14 yaşındaydım. Ha? Allah'ıma şükür olsun annem çok ömürlü oldu yani 94 yaşında vefat annem. Hem annelik hem babalık yaptı bana. Tekel emeklisiydi benim annem. Tekel emekliydi. Hmm. Sonra işte babam derdi ki, hep bu lafı duyardım ondan biliyor musun? İnsan derdi, annesini kaybettiği zaman derdi. Annesini kaybettiği zaman derdi. Şöyle bir örnek verirdi bana. Arkadaşın annesi kaybettiği zaman, amcanın annesini kaybettiği zaman anlamazsın derdi. Babam da annesini kaybetti ya nenemi. Kendi annen kaybettiği zaman derdi, o zaman anlayacaksın derdi. İnsanın böyle vücudunda... bilmem 291 kemik mi varmış. Onlar kırılır gibi acı olurmuş anne kaybedildiği zaman. Hmm. Böyle bir olaymış böyle. İşte vefat etti. Böyle şey yaptım. Ama nasıl biliyorsun Kenan Bey? Böyle yüzüne baktığım zaman sanki var ya böyle hani bir bebek uyur ya böyle. Annem böyle çok hayırsever bir insandı. Böyle baktım işte en son. Ay yüzlü müydü? Tabii. En sonda hanımdan öptüm böyle. Kapattım yüzünü. Böyle oldu yani. Allah rahmet eylesin. O hiçbir zaman unutamayacağım yani onu. Hiçbir zaman unutamayacağım onu. Başka kardeşiniz yok muydu? Var. Var büyük onlar benden öğretmenler hep. Hmm. Ablam, abim öğretmen hepsi. Ama bakım sorumluluğu sadece sizdeydi. Bendeydi evet. Biraz bendeydi. Hani biliyorsun aile bir sorunlar oluyor bazen. Evet, hani bazen evet. Zorlayamıyorsun bazı şeyleri. Olmuyor Kenan Bey biliyorsunuz. Ama böyle bir vedanın ayrılığının arkasından işte, da insanı herhalde en kalbini mutmain edecek şey de keşke yani, siz olmak. Hani evlatlığımı gösterdim, annemin sağlığıyla ilgilendim, onunla ilgilendim, baktım. Tabii. Elini yani, tuttum, öptüm. Yani bunları diyebilmek çok kıymetli. Tabii. Keşke deseydiniz buradaki acınız çok daha büyük olurdu. Tabii. Öyle değil mi? Yani şöyle bir durum var. Zamanında hani, ilgilenmemiş olsaydınız annenizle. Tabii ben şimdi tabii ki. Şimdi şöyle bir durum var. Hani 30 sene tekelde çalışmış annem. Bütün çocukları okutmuş yani hepsini. Aynı böyle. Kaç kardeşsiniz? 5. Evet böyle yani öyle işte. 5 yaşında okuttu. Evet tabii. Şöyle bir şey var işte Kenan Bey. Ben şöyle ayırıyorum. Hani yanlış olmaz inşallah burada. Hayırsız evlatlar, hayırlı evlatlar. İki ayırıyorum ben. Yani... Vefa çok güzel bir şey gerçekten. Vefalı evet. İnsan o kadar çok seviyorum ki. Evet. Vefa çok önemli gerçekten. Vefa sadece bir semt adı tabii, değildir tabii, değil tabii. mi? Orada da boza içilmez yani. Bak hemen dip yaptı şimdi.
Yani bir gidiyor bir gidiyor benimki. Neyse. Hakan Bey bizi de peşinize taktınız. Evet doğru. Bir yukarıları kaldırıyorsunuz, güldürüyorsunuz, stüdyoyu dağıtıyorsunuz. Bu bir yarışma programı kendimize kendime geleyim ben. Evet. Tamam. Evet. Hüzünlü bir şeyi soktunuz ama... Hani, kendimizi üzmeyeyim. Anneniz de rahmet istemiş demek ki. Allah rahmet eylesin. Şimdi izleyen herkes, Allah, buradaki mekanı, seyircilerimize... Tabii evet. Cennet eylesin, mekanı cennet eylesin. Amin inşallah. Amin. Amin. İnşallah. Amin. Devam edelim mi? Tabii. Siz bilirsiniz. Aklıma geldikçe öyle oluyor yani. Böyle işte. Başka konularda da oluyor mu bu, yoksa anneye özel bir durum? Ya şimdi ben hani annemi çok seviyorum. Anne güzel bir şey. Dün mesela buraya gelirken bir tane çocuk böyle elle tutmuş annesiyle. Yaşı 15 herhalde, böyle 15 var. Annesiyle böyle gidiyor. Bir anda bir düşünce geldi bana orada. Bir anda böyle. Hatırla Hakan dedi bak. Baban öldüğünde annen 15 yaşındaydı. Sana bakıyordu diyor. Böyle ortaokula listelerde böyle bakıyordu. Evet. Orada yine böyle bir gözlerim iyi bir doldu böyle. Yani hani anne işte anne sevgisi farklı oluyor. Yani ana gibi yer olmaz yani. Tabii anaların yeri başka. Öyle. Anaların yeri başka. Devam ediyoruz. Tamam. İyisiniz. Evet iyiyim. Heyecanlıyım tekrar. Evet. Hakan Bey. Sırada ikinci baraj sorumuz var. 50 evet. bin lira değerinde evet. sorumuz geliyor. Evet. Hangisi Tanju Çolak'ın Türkiye 1. Futbol Ligi'nde gol krallığı yaşadığı takımlardan biri değildir? A. Galatasaray. B. Fenerbahçe. C. Beşiktaş. D. Samsunspor. Bu soruyu pek bilemiyorum ama, ben bilemiyorum bu soruyu. Ama eğer bu soruyu tabii ki barajı geçmek adına cevaplayacağım. Yani hani buradan dönmek istemiyorum. Hani kazanırsam da inşallah hayırlısı olsun diyorum. Evet. Samsunspor diyorum. Belki de bilemedim. D. Samsunspor son kararım. Siz Samsunlusunuz. Evet. Samsun Bafra. Evet. Sorunun şeklinde bile bilemedim galiba. Samsunluyum. Hani Galatasaray'da olduğu gibi. Tanju Çolak nereli? Samsunspor. İlk nerede? Samsun. Değil mi? Samsunspor'dan evet. çıkmıştı. Eyvah, oradan mı gittik? Eyvah. Oradan. Beşiktaş, Allah'ım. Galatasaray'a gelmişti. Eyvah, Galatasaray'dan da Fenerbahçe'ye evet, gitmişti. Doğru, doğru, doğru. Üç kulüpte de gol krallığını elde etmişti. Son anda kırıldık, görüyor musun? O kırılma noktası çok önemliydi. Samsunlu olarak bunu bilebileceğinizi tahmin evet, ettim evet, aslında evet, ben. Ya ben. Fakat şu Brezilya Türkiye diyecektim milli maçı. Diyecektim Samsunspor ama diyecektim işte şu baraja takıldık. Şurayı bir geçebilseydim var ya Kerem Bey. Çok süper olacaktı, mükemmel olacaktı ya. Ne yapalım? Olsun. Sağlık olsun. Yarıştık, burayı gördük. Evet, evet. Ne yapalım? Önemli olan o. Evet. Bu Brezilya-Türkiye maçı. Evet. Bak, ki bu olay ama o maçtan önce. İki tane şey sorulmasaydı. Hakan Bey, bu Brezilya-Türkiye maçından önceki olaylar. Evet, biliyorum, bunlar. biliyorum. Yani bu işte o sorulmasaydı. Siz daha futbola küsmeden hemen. Bomba olacaktı yani. Evet, çok bu sorulmasaydı yani, evet. De Samsun'da şimdi memlekette de biraz sistem yersiniz evet, bu konuda. Evet, doğru yeriz. Yani o zaman şöyle oluyor. Bu Samsun Spor'da... Gol krallığı yaşadı. Hepsinde yaşadı. Sadece Beşiktaş'ta mı gol krallığı olamadı? Tabii. İlk çıkışı Samsunspor'da evet, zaten Tanju Çolak'ın. Oradaki gol krallığından sonra Galatasaray'a transfer oldu. Galatasaray'dan da Fenerbahçe'ye transfer oldu. Doğru. Ne yapalım yani? Nasip diyelim. Evet. Sağlık olsun. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Çok teşekkür ederim. Güzel bir yarışmaydı. Gönül isterdi ki şu 50 bin barajını bir geçseydim çok iyi olacaktı ama olmadı. Orada takıldık. Yani. Bugün hemen dönmüyorsunuz değil mi? Birol Bey'i dinlendirin lütfen. İyi, inşallah bir şey yapacağız. Birol Bey'i dinlendirin tamam. lütfen diyorum. Tamam. Hatta Birol Bey bence giderken Hakan Bey kullansın arabayı. Kullanmaz. Kullanmaz mı? Peki efendim. Evet. Tekrar teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Tebrik sağ ediyorum. 5 bin lirayla uğurluyoruz sizi. Sağ olun. Böyle al. Böyle al. We'll be right back.